Herkese arabadan merhaba. Ay çok sıcak, bu kadar sıcak ki size anlatamam. Nereye gidiyoruz Enler Bey? Diş hekimine. Evet, diş hekimine gidiyoruz. Ne için? Senin genel kontrolünü yaptıracağız. Evet. 6 aylık diş ve göz, dişler 6 ayda bir şey, gözler yılda bir. Gözlerim de geliyor kontrolü. Fakat şöyle bir şey, 6 ay önce gidemedik. Koronadan dolayı çok tırsıyordum ben. Yine bir ara gitmiştim. Ama sonra 6 ay geçtikten sonra gitmedim. O ara bir artmıştı vakalar. Şimdi dedik ki gidelim artık, çok da geçirmeyelim. Erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Varsa bir şey, hani ufacık bir dolguyla hallolabilecek bir şey. Ötelediğimiz ve ertelediğimiz zaman damar yolu kanal tedavisine, oradan çekime kadar gidebiliyor ve bu da zor. Ben hiç öyle bir süreç yaşamadım. Çünkü hep düzenli gidiyoruz. Şimdi bu sene işte bir yıl olmadı aslında da. 6 ay olmuştur ya. Bir yıl olmuştur. Eylül'de gitmiştim geçen sene. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Şubat, Mart, 8-9 ay oldu. Pandemi de biraz sarttı tabi, ben 3 evet. Senedir yarın geçenlerde gittim. Neredeyse. Evet. Kan testini de biz genelde 6 ayda bir yaptırıyorduk. Tam kan, işte şekerimiz, kolesterolümüz yok öyle şeyler, ama hani dediğim gibi erken teşhis hayat kurtarır. Onu bile sarkıttık. Pazartesi günü de kan testimizi, tahlillerimizi yaptırmaya gideceğiz. Neyse, şimdi şu diş kliniğine gidelim. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Sonra görüşürüz. Bu arada doktorların bu sırada Esat Bey, Zülal Hoca, Kaan Hoca ve şu ileride de göz hastanesi var. Orada da şey var, göz doktorum var. Böyle bir şey. Sıraya dizildiler. Herkes arabadan merhaba. Evet, çocukları yıkadık. Titriyor musun sen ya? He? Babanın kucağında titriyor musun sen? Hadi bakalım Seray Hanım. Fox isyanlarda. Güzelce böyle bol köpüklü yıkıyoruz kızımı. Bir tanem. Evet. Kolay gelsin Ender. Sağ ol canım. Genelde ben yalnız yıkardım ama bu sefer Ender'le beraber yıkıyoruz. Neden hayatım? Neden? Çünkü sen ameliyatlısın. Kaldıramıyorum, koparamıyorum bu çocukları ya. Anneciğim. Hadi bakalım. Kızım, bakayım can anneciğim. Annesi. Bakayım. Bakayım kızıma. Anneciğim. Bakayım. Kobe. Çok tatlı oldun sen ya. Şuna bakar mısın anne? Oy mis oldu. Mis oldu. Fox mest şu anda. Mest oldu Fox. Vay, masaj yapılıyor. Vay oğlum. Bak mest oldu benim oğlum. Allah'ım ya. Çok güzel değil mi? Gülüyor ya. Hiç boş.
Çok tatlı ya. Allah bize bak ya. Paşam. Ya tüh kaçırdım. Oğlum bakayım sana. Otur. Tipe bakar mısınız? Çok tatlı oldu ya. Aferin. Silkelen. Şimdi güzelce kurulayalım seni. Bakayım sana bakayım. Ay eller tipe bak. Çok tatlı. Kafa yine yukarıda. Gururlu kızım benim. Hiç istifini bozmaz. Fırsatını buldu mu kaçar ama. Değil mi? Gururlu neydi? Öfkeli aç nasıl bir gururlu vardı ya bir şey. He, ne oldu annem? Uy benim kucuma. Uy benim kucuma. Allah'ım güzelliğine ya. Güzelliğine ya. Hadi bakalım. Fındık şimdi çok küçük geldi gözüme. Evet hayatım. Minnacık. İki kişi yıkayamayacağız. Yok bana yer yok. Annesi! Suratına bak ya! Bu kadar kilo fındık. Tip hoş. Minnacık. Küçük surat. Oh! Köpüklü köpüklü. Bak bakayım biraz ya. Boyundan aşağısını önce yıkıyoruz. Boyundan yukarısını. Sonra kulakları mutlaka tutuyoruz. İçine su kaçmaması gerekiyor. Ve kurularken de şöyle kaldırıp kulak kepçesini şuradan kaldırıp içini de siliyoruz, temizliyoruz. Çok önemli. Kulakların ıslanmaması lazım. Oo, hadi bakalım. Sıhhatler olsun aşkım. Bir tanem benim. Kurut babası. Kulakların içinde kurut. Mis. Süper. Gel fındık. Bakayım anneciğim. Oraya koyayım, oraya temizlemişsin. Neden koyuyorsun? Bakayım. Anneciğim. Çok tatlı oldum bir tane. Hadi bakalım git. Koş. Hadi git anneciğim. Oh. Sıhhatler olsun benim aşklarıma. Sıhhatler olsun. Kobem de burada. Yataklarına örtüler attık ki iyice kurulansınlar. Şeyden çok korkuyorlar. Aslında fönün soğuk kısmıyla kurutabiliriz. Kışa denk getirmiyorum ama çok acil kışa yıkamamız gerekiyorsa o şekilde mutlaka kurutuyorum. Ama şu an yaz ve iyice havluyla kuruttuk. Şimdi zaten kendi kendilerine de kurudular. Gördüğünüz gibi çok tatlı gözüküyorlar. Çok tatlılar. Fox da aşağıda. Kızım. Fındık. Kaşınıyor. Fındık. Ay çok tatlı. Böyle işte. Şimdi kurulanacaklar. Tasmalarını yıkadım. Asacak, kurutacağım. Tasmalarını takacağım. Bu kadar. Bu kadar. Bitti. Haftaya da aşıları olacak. Değil mi? Ense damlaları da bir 3-4 gün ama bir hafta sonra yapacağız. İyice derileri kurusun, tüyleri kurusun, o derinin altındaki yağ kendine gelsin. Ondan sonra da ense damlası, aşılar, yıllık bakımları bitti. Veteriner hekimimiz gelecek, muayene edecek. Bu şekilde kan testleri zaten olmuştu. Her şey çok yolunda. Evet, pazara gidiyoruz. Oradan da markete gideceğiz. Market alışverişi yapacağız. Ve ondan sonra eve geleceğiz. Akşam yemeği hazırlıklarına başlayacağız. Çocuklar güzelce yıkandılar. Evet. Çocuklar güzelce yıkandılar, kurulandılar. Paravan tasmalarını taktım. Bir bahçeye çıktılar. Ondan sonra şimdi yatıyorlar evde. Yarın da güzelce onları tırmanıyorum.
Yarın da onları güzelce tırpanlayacağız. Yani tarayacağız, fırçalayacağız, kıtık açacağız. İnce, kalın, her tür fırçayla. Yarın hani günlük böyle hani rutin çelik fırçayla fırçalanıyor gibi değil de bayağı böyle kapsamlı bir şekilde taranacaklar. Bütün ölü tüyleri gidecek, yeni tüyleri gelecek. Zaten var da altlarda işte böyle tüy dönüşümü. Yazlık tüyler çıkarken, kışlıklar giderken maalesef böyle çok dökülüyor ve biraz bakım istiyor. Biz insanlar gibi, böyle bizim arabalar gibi. Arabalar yazlık, gibi. Plastik, kışlık, plastik. Aynen, aynen. O şekilde derileri değişiyor. Deri yağ tabakası değişiyor. Kışın katılaşıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yazın sıvılaşıyordu ki hava alsın diye. Böyle işte onları güzelce masajladık, masaj yaptık. Şimdi pazar. Evet, köftelik bulgurum bitti. Köftelik bulgur almam lazım. Özellikle o, çünkü böyle hemen kısır yapmayı çok seviyorum. Yani sıcak su döküp o bulgur şişene kadar domates, salatalık, aşkım yeşil soğan, ondan sonra salatalık dedim. Maydanoz şey yapmayı çok seviyorum. Doğrayıp limon sık içine. Zeytinyağı koy, tuz koy. Mükemmel oluyor. Tabii değişik bir nar da koyabilirsiniz. Dereotu, taze nane falan. Hepsi yakışıyor bence. Roka bile yakışıyor. Neyse. Marul bile oluyor. Geldik pazara. Görüşürüz. Bay bay. Ne içiyorsun Serena? Adını bilmiyorum. Karalıklı bir şey. Ama çok güzel, buzlu. Buldum adını, buzlaş. Buzlaş. Evet. Bulaşın buzlaşı. Buzlaş içiyorum. İçmek ister misin? Yok, teşekkür ederim. Çok güzel ama böyle kaşıkla dayanıyor. Benim. Ben içmeyi seviyorum. Eridikçe çekiyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Pazardayız bu arada, gördüğünüz gibi. Alışverişten önce kendimi sevinletiyorum. Muhteşem. Hadi bakalım. Haydi. Birazcık almam. Çok az. Canım. İçerilerden kullanayım diyorum. Olur. Getireyim. Merhaba. Merhaba. Herkese merhaba. Oğlum da buraya yatmış ayağımın altına ya. Evet, ay biraz tozlar şey hamurun şeyleri ekmeğin şeyleri damlamış. Neyse. Market alışverişi hemen hızlıca sayayım sizlere. Bu hangi market? Carrefour'sa. Carrefour'dan pek bir şey almadık. Aslında hiçbir marketten pek bir şey almadık. İhtiyaçlarımızı aldık. Saatimizin pili bitti. Şöyle pil aldık. Duracell 2, 4, 6'lı pil. 54.95'miş, 21.98 bir indirimi olmuş. Selfak tuvalet kağıdı aldık. 12'li 53.75'miş, 13.85 bir indirimi olmuş. Filiz çocuklara yemek yapacağım da lazım oluyor. Tam buğday makarna Filiz aldım. Burgu aldım. Filiz tam buğday 9.25'miş, 1.39 bir indirim olmuş. Bu ne? Jel. Şu. Şöyle tuvalet blok jel aldık. Bundan hiç almamıştık daha önce. Ben Manolya almıştım. Ender dedi ki hayatım bundan hiç denemedik. Alalım mı? İyi dedim, hadi bu sefer de böyle jel almış olalım. 32.90'dı fiyatı. İkili 8.22 bir indirimi vardı. Evet, Carrefour alışverişimiz bu kadar. Şimdi bir kışırtı olacak. Kış. Gelelim Migros'a. Ne diyeyim sana? Ömrüm. Kesin onlar herhalde hocadan gel buraya darı, git darı diye şey yaptıkları için canımdan, hayatımdan pek anlamıyor. Hayatım buldum. Ay bir dakika, bak yine hayatım. Ömrüm. Ben sana ne diyorum? Ne diyorsun? Bebem. Bebeğim. De bakayım bir kere öyle. Öyle değil. Şarkı söyler gibi. Bebeğim.
Ömrüm. Evet, Migros'tan ne aldık? Şöyle köftelik bulgur aldık. Arabada da söylemiştim. Bu bizim evin olmazsa olmazı. Çok pratik. Anında şipşak salata yapıyorum. Çok da doyurucu. Çok da güzel oluyor. İyi bir aperatif oluyor. 12.25 fiyatı. Oo, bayağı zam gelmiş buna. Bak şimdi gördüm. Dankek lokmalık Hindistan cevizli. Ay bunu çok seviyorum ben ya. Çok tehlikeli ama çok seviyorum. %25 indirim vardı. 9.95'ti fiyatı. 2.49 bir indirimi oldu. Şöyle kağıt havlu Viva altılı. İki katlıymış bak bu Ender. Bilmiyordum ha. Neyse 26.75 fiyatı. Ve bardak aldım. Çok güzel baskılı. Hoşuma gitti. Bunları almak istedim. Şöyle. Gayet de güzel. Tanesi 19.90. Pardon. 2 adet. Tanesi 9.95, ikisi 19.90. Sonracığıma ne almışız? Bu kadar. Ha, bir de şey. Şu kışırdayacak. Çamlıca gazoz almışız. Altılı Çamlıca gazoz. Framboazlı. Fiyatı 23 lira 75 kuruş. Evet, şey bu kadar. Market alışverişleri. Pazardan da şöyle kesme aldım, hamur. Çok hoşuma gitti. Pancarlı, havuçlu, ıspanaklı da var içinde. Sade de var. 15 lira poşeti. Bunu Nuran anneme aldım. Onlar da kulak çorbası yapıyorlar. Anneannemin çorbasından seviyorlar. Dedim ki bu sefer ben gerçi keseceğim erişte. Ve şöyle kesme, kulak falan mantı yapacağım kendim. Ama bu da çok hoşuma gittiği için bunu da almak istedim valla. Şeker gibi harika geldi bana. Gözüme güzel gözüktü. Ve iki bağda maydanoz aldık. 2,5 liraydı bağı. Şöyle maydanoz aldık. Biz pazardan başka bir şey almadık herhalde değil mi hayatım ya? Almadık. Pardon. Ömrüm. Pazardan başka bir şey aldık mı? Almadık. Tamam. Bu kadar işte maydanoz şey. Aa, bir de bunu niye fişte göremedim ben ya? Parlatıcı. Kesin vardır da gözüm görmüyor. Ha, varmış. 9.90. Bir de bulaşık makinesi parlatıcısı aldık. 9.90. Alışverişimiz bu kadar. Şimdi akşam yemeği hazırlıklarına başladık. Kiminle? Ömrümle. İyiymiş bu ya. Bugün fırında çupra yapacağız. Çıpra midye dolma aldık. Salatamız var. Roka salatası. Peynirli. Muhteşem bir salata. Ender şimdi o salatanın malzemelerini hazırlıyor. Ben de gideyim ona yardım edeyim. Akşam yemeği hazırlıklarımız başlasın. Hayatım bana yardım et. Sen içeride otur. Tamam canım. Ömrüm. Gidiyorum içeride oturmaya. Görüşürüz. Bay bay. Ya bakar mısınız ballı lokmaya ya. Bu da Fox lokmalık. Yıkanmış Fox. Evet, yıkanmış Fox. Ballı lokma ya. Bunu şey mi yapalım? Tereyağlı kavurma mı yapalım yoksa normal Japon usulü haşlama mı yapalım? Bilmiyorum artık. Tipoş. Ne yapsak seni? Kobe'yi de tatlı yapalım. Kobe'm. Soframız yavaştan şekillenmeye başladı. Salatamız. Hayat kadar acı biberimiz. Çayımı görüyorsunuz. Hayat kadar acı biber. Midye dolmamız. Ay çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız? Düşünelim çöp tabağını. Kabuk tabağını. Çöp tabağını. Of, muhteşem midye dolmamız. Ve buraya da nihaleleri koydum. Gördüğünüz gibi balık gelecek. Hadi bize afiyet olsun olacak. Bir tane de böyle boş tabak var. Bu da bu boş tabakta bu aşklarıma gördüğünüz gibi çocuklara balık ayıklayacağım. Çupra ayıklayacağım. Çupra yiyecekler bugün. Fırında ızgara çupra. Aman Allah'ım. Afiyet olsun. Yastığın altına patilerini soktu. Kafasını koyuyor yatıyor şu an. O kadar tatlı ki size anlatayım. Ya inanamıyorum. Çok tatlı gözüküyorsun. Yat. Tamam yat. Tipoş ya.
Çıldırıyorum. Az önce sildik, süpürdük. Toz yağıyor. Resmen toz yağıyor. Bildiğiniz toz. Ve deliriyorum şu anda. Baş edemiyorum artık. Allah'a billaha. Baş edemiyorum artık. Baş edemiyorum artık. Ay! Surata bak. Balığımız geldi. Üstünde ekmekleriyle. Hayatım. Eline koluna sağlık bir tanem. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Oh oh oh. Muhteşem. Hadi bize afiyet olsun.